Ben Saliha Ayca, YETEV Okulları Vakfı İngilizce Branş Koordinatörü. Zaman ayırıp katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Sunumla başlayabiliriz. Bugün sizlerle yabancı dil eğitiminde dijital ortamların sunduğu fırsatlarla alakalı bir sunum yapacağım. Akışa bakarsak eğer, öncesinde dediğimiz dijitalleşmenin daha çok hayatımıza girmediği dönemlerde yabancı dilde dört beceriyi geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların dört beceri boyutunda incelenmesine bakacağız. Biraz eskileri hatırlayacağız. Sonrasında da dijitalleşmeden daha sonra yaptığımız çalışmalarla alakalı, dijital platformları daha çok kullanmayla alakalı içerikler paylaşıyor olacağım. Her dereceyle alakalı bir web sitesi tanıtımı yapıyor olacağım inşallah. Sizler hatırlarsınız muhakkak. Ben ortaokul ve liseyi bu tarz bir teyiple İngilizce öğrenmeye çalışarak geçirdim devlet okulunda. Dinleme çalışmaları için kasetler vardı. Öğretmenler teypleri o sınıftan o sınıfa taşırlardı. Gerçekten yorucu ve zahmetli bir süreçti. Çok ilginç bir sürece denk geldi benim lise ve üniversite yıllarım. Ortaokulu ve liseyi bu teyiple eğitim almışken sonrasında birden farklı bir boyuta geçmiş oldum öğretmenliğe başlayınca. Tabii bu hızlı bir süreçte İngilizce eğitimi ya da yabancı dil eğitiminde dinlemenin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Nasıl ki bir çocuk doğar ve dinleme becerisiyle birlikte konuşma becerisi gelişir, okuma ve yazma daha sonra gelişirse bizim için öncelikli becerimizin dinleme olduğunu hepimiz muhakkak biliyoruzdur. Kasetli dönemden sonra CD'lere bir geçiş yaptık. Walkman'ler, dinleme setleri, bireysel gelişimi destekleyici İngilizce eğitim setleri birden satılmaya ve çok popüler olmaya başladı. Sonrasında CD'lerle eğitim vermeye başladık biz öğretmenler. Ben mezun olduğumda CD'ler dönemine denk gelmiştim. Tabii burada da farklı durumlar söz konusu oluyordu. CD'lerin çizilmesi, seslerin çıkamaması gibi yarı yolda kaldığımız birçok gün olmuştu diye hatırlıyorum. Dinleme çalışmaları ne zaman hız kazandı? 2005 yılında YouTube'un kurulmasıyla birlikte içerikler yüklendi ve tabii ki eğitimsel içeriklerin dahil olma süreci biraz daha sonrasıydı. Özür diliyorum. Devam edelim. İkinci beceri konuşma becerisine bakarsak eğer hepimiz bu bilgileri, bu tabloyu muhakkak üniversite eğitimimizde almışızdır. Sizin de bildiğiniz gibi 1800'lerin sonlarına doğru yabancı dil eğitiminde farklı arayışlara girildi ve farklı metotlar denendi. İlk önce meşhur Grammar Translation Method'la başladık ve bir süre sonra daha işlevsel bir şeyler olması gerektiğini sanırım fark ettiler. Tabii biraz uzun bir süre sonra. Sonra farklı metotlara bir geçiş yapıldı ve sürekli bir arayış içindeydik. Konuşma becerisi dediğim gibi yeterince dinlemeye maruz kalan, dile maruz kalan kişilerde sonrasında doğal olarak oluşmasını beklediğimiz bir süreç. Fakat dinleme boyutunu atladığımız için konuşma da oldukça gecikiyor tabii ki. Sizlerin de çok yakinen bildiğiniz gibi. Ben birkaç çalışmaya yer vermeye çalışacağım. Akademik yapılmış bazı çalışmalar var. Yabancı dil eğitiminde hangi konumdayız, nasılız muhakkak sizlerle de paylaşılmıştır bu detaylar. Okuduğunuz, çalıştığınız okullarda. Şöyle bir hesap yapmışlar. İlkokuldan liseye kadar acaba kaç saat İngilizce görüyorum öğrencilerimiz diye. 1296 saat İngilizce dersi görüyormuşuz. Ve ne yazık ki bu ders sayısının hakikaten oran oldukça yüksek olmasına rağmen
mezun olan öğrencilerde yetersizlik, İngilizce yetersizlik durumu ortaya çıkıyor. Halen de şahit olabiliyoruz. Tabii ki devlet okulları ve özel okulları bu noktada kıyaslamaya gerek yok diye düşünüyorum. Herkes kendi çabası dahilinde muhakkak öğrencilerini geliştirecek çalışmalar yapıyordur. Bir dil okulu var. EF Education First, Uluslararası International Language School diye. Burada bir çalışma yapılmış. 63 ülke incelenmiş ve İngilizcenin ikinci yabancı dil olarak öğretilme sürecine bakılarak bir veri hazırlanmış. Ülkemiz 47. sıradaymış burada. Oldukça gerilerde yer aldığımızı söyleyebilirim. Başka bir çalışma daha var, TEZMEM'in yürüttüğü. Lise mezunlarıyla bir çalışma yapmışlar ve her bir lise öğrencisine şu aşağıdaki soruyu cümleyi İngilizce söylemelerini istemişler. Biraz sonra şu kapıdan çıkacağım diye. Katılımcıların %95'i bu cümleyi söyleyememiş hedef dilde. Ve bu da tabii ki veri olarak öğrencilerin %95'i bu cümleyi söyleyemeden mezun oluyorlara doğru bir evrim olmuş. Konuşma becerisine gelirsek şu sahneyi muhakkak hepimiz hatırlıyoruzdur. Ben en son şöyle sahneye üniversite hazırlık derken maruz kalmıştım. Öğretmenlerimiz içeride beklerdi. Biz karşılarına geçerdik ve heyecandan konuşacağımız şeyleri de konuşamaz duruma düşmüştük. Bir şekilde tabii ki birçok şey tolere edilerek yüz yüze bir konuşma sınavının tabii ki yapılıyor olması çok normal bir süreç. Uluslararası sınavlarda da IELTS'te, CATPET'lerde de bu tarz çalışmalar yapılıyor. Okuma becerisiyle alakalı neler yaptık? Seviyeli hikaye kitapları okuduk, okutturduk. Öğrencilerimizin zorlanmaması için kendi seviyelerine uygun hikaye kitapları aldırdık. Hatta hazırlık birimlerinde hedef hikayeler konuşuldu. Seneye de şu kadar kitap bitirmek gibi. Muhakkak İngilizce gelişimimize katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Şu an tabii ki bunlar touchable dediğimiz şeyler, öğrencilerin alıp götürdüğü, okul kütüphanesinde faydalandığı kitaplardı. Şimdi daha çok dijital okuma platformlarına yönelmiş durumdayız tabii ki. Peki neler okuyorduk? Ben lise döneminde şunları hatırlıyorum, karikatürler vardı, renkliler. Tabii bunlar çok pahalıydı. Kadıköy Akmar'ı herkes hatırlar. Biz bir İngilizce gazete alabilmek için Kadıköy'e giderdik, 1,5 saatlik yolculuk. İşte o zamanki öğrenci harçlıklarımızın da yetmediği, bazen biriktirip biriktirip gidip işte bir tane gazete alıp geldiğimiz dönemleri hatırlıyorum. Sırf İngilizce bir şeyler okuyabilirim diye. Gerçekten de çok zordu bilgiye ulaşmak. Yazı çalışmaları için neler yaptık? Penfriend uygulaması vardı. Öğrencilerin çok hoşlandığı, halen daha hoşlandıklarını gerçekten fark edebiliyorum. Online ortamda da bu çalışma yürüttüğümüzde çok keyif aldıklarını söyleyebilirim. Postkartlar, seslerimizi lütfen kısalım. Kapatalım daha doğrusu. Postkartlar yazdırdık öğrencilerimize. Şu an artık geçerli kalmadığı için bu tarz çalışmaları yapmıyor olmayı daha çok tercih ediyoruz tabii ki. Sonrasında günlükler yazdırdık. Ben şey hatırlıyorum, lisede hazırlıktayken öğretmenimiz bize günlük tutmamızı söylemişti. Tabii ki bu günlükler, istediğimiz her şeyi paylaşabiliyorduk. Sadece o günkü yaşadıklarımız değil, işte sevdiğimiz bir şarkıyı eklemek gibi. Sesimizi lütfen kapatalım. Peki, dijitalleşme sonrasında dört beceriyi geliştirmeye yönelik hangi çalışmalar yapabiliyoruz? Şöyle yapmayı daha çok tercih ettik açıkçası. Tek bir platformu anlatmak yerine bir zenginlik sunalım. Öğretmenlerimiz ve katılan öğretmenlerimiz fayda sağlayabilsin diye birden fazla içeriği gösteriyor olacak. Çok detaylı inceleyemeyebiliriz ama not alabilirsiniz. Daha sonrasında sitelerde, web site üzerine çalışırsanız muhakkak faydalanacağınızı düşünüyorum. İlk web sitemiz Elo. Elo çok, ben ilk fark Bir ettiğimde dakika. inanılmaz şaşırdım. Sesimizi kapatalım lütfen. İnanılmaz zengin bir içeriğe sahip ve ücretsiz ve hiçbir şekilde password ya da işte ID gibi tanımlar yapmak zorunda kalmayacağınız harika bir platform diyebilirim. Hızlıca Elo'ya giriş yapıyor olacağız.
Pardon. Hızlıca bir ekran paylaşımı kapatıp tekrar yönlendireyim. Sanırım ekran geldi. Elo web sitesine girdiğimizde gördüğünüz gibi herhangi bir kullanıcı adı veya şifre oluşturmamıza gerek yok. Direkt erişim sağlayabiliyoruz. Nasıl faydalanabiliyoruz? Buradaki içerikleri indirebiliyoruz. Dinleme metinlerini direkt alabiliyoruz. Linklerle paylaşabiliyoruz. Hızlıca göstermek isterim. Dört farklı başlık var siteye girdiğimizde. Audio dersleri, video dersleri, seviyeler ve araştırma gibi. Audio derslerine tıkladığımızda şu tarz içerikler görebiliriz. Sayılar var. Her bir çalışmanın bir sayısı var. Ve sıfırdan başlayarak 1500'den daha fazla içeriğin olduğunu söyleyebilirim. Herhangi birisini tıkladığımızda, örneğin 851 ile 900 arasındaki çalışmalara bakmak istiyorum. Çok güzel olduğunu gerçekten söyleyebilirim. Şurada bayraklar, ülkeler var. Yani konuşmacının hangi ülkeden olduğu doğal olarak aksanı da konuşma içeriğine yansıyor. Buradan öğrenebiliyoruz. İstediğimiz herhangi bir konuyu, mesela ünitelerimizle bağlı, içeriklerimizle bağlı bir konuyu hızlıca erişim sağlayabiliriz. Örneğin Money and Charity olsun. Yukarıda kısacık bir bilgilendirme yazısı var. Aşağıda konuşmacıların fotoğrafları ve ülkeleri var. Audio'yu bastığımızda sizin de duyduğunuz gibi aşağıdaki metnin dinlemesini hızlıca erişebiliyoruz. İstersek metinde geçen kelimelerle alakalı çalışmalar yapabiliriz. Ya da buradaki quizlerden faydalanabiliriz. Quizler geliştirilebilir. Direkt uygulamamak belki daha faydalı olabilir. Amaca, hedefimize uygun olmayabilir. Ya da şurada gördüğünüz gibi boşluk doldurma çalışmaları yapılabilir. Tekrar geri geliyorum. Dediğim gibi birçok içeriğe sahibiz. 801 değildi. Diyelim ki mesela 351'e gideyim. Yine aynı şekilde konu başlıklarım ve ülkelerden katılan konuşmacıların bilgileri yer alıyor. Video games ile alakalı bir çalışma yapacağım. Açıyorum. Yine dinleme metni, kelimeler ve quizler var. Video derslerine gelmek istersek eğer bu kısım öğrencilerin bir tık daha ilgisini çekiyor. Çünkü konuşmacılar görsel olarak da bize hitap ediyorlar. Farklı aksanları dinlemek çok keyifli oluyor. Mesela Endonezya'dan bir konuşmacı vardı bir gün derste kullandığımda. Öğrenciler çok şaşırmıştı. Nasıl İngilizce konuşuyorlarmış, çok farklı diye. Gerçekten de farklı aksanları sınıfımıza hızlıca misafir edebiliyoruz. Ne diyelim örneğin. Bir tane açalım. Gibi. Ardından çalışmaları yapabiliriz. Script'i istersek gizleyebiliyoruz. Öğrencilerimizin ilk etapta sadece dinlemeye maruz kalıp daha sonrasında yakalayamadıklarını fark etmeleri açısından açabiliriz tabii ki. Seviyeler var. Seviye başlığına girdiğimizde de hem kelime hem de gramer ağırlıklı çalışmalara erişebiliyoruz. Öğrencilerimiz hangi seviyedeyse o seviyeye tıklayıp detaylı çalışmaları görme şansımız oluyor. Örneğin benim öğrencim intermediate seviyesinde olsun ve ben grammar listening yapmak istiyorum. Lesson liste tıkladığımda karşıma birçok içerik çıkıyor ve bu içeriklerden örneğin ben used öğretiyorum. Grammar dediğimizde sanki diğer becerilerle bağlantısı yokmuş gibi hissediyoruz. Sadece dil bilgisi öğretiyormuşuz gibi. Buranın en güzel yanı grammar içeriklerini de listening ile
bağdaştırıp birlikte sunabiliyor olmamız. Yine bir tekstimiz var. Gibi. Gramer açıklaması var. Öğretmenimizin ekstra bir açıklama hazırlamasına ya da bir hazırlık yapmasına gerek kalmıyor. Quiz var yine. Tabii ki detaylandırılabilir. Quiz check imkanı da var. Yanlış yaptığınızda cross işareti, doğru yaptığınızda tick işaretiyle bize katkı sağlıyor. İlk çalışmamız bu web sitesiydi. Dinleme metinlerinin gerçekten zengin ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bazen kullandığımız dinleme içeriklerinin arka planda farklı seslerle birleştirilmiş ve rahatsız edici bir şekilde bize geldiği oluyor. Buradaki dinleme metinleri çok temiz, herhangi bir sesle müdahale edilmemiş ve tamamını hakim olup dinleyebiliyorsunuz. İkinci platformumuz tanıtmak istediğim konuşma içeriklerini hatta okuma içeriklerinde de kullanabileceğiniz bir platform Vocaroo. Şöyle söyleyebilirim, inanılmaz kolay, inanılmaz pratik. Öğretmen bir kez kullanmaya başladığında kolay kolay vazgeçemeyeceği bir web sitesi diyebilirim. Daha çok faydalanmak için QR kod okuyucu indirebilirseniz telefonunuza çok farklı etkinlikler de yapabilirsiniz. Hemen gidelim. Tekrar ekran paylaşımı yapalım. Vocaroo'yu kullanmak çok kolay. Burada aynı WhatsApp'taki ses özelliğiyle aynı şekilde çalışıyor. Neden WhatsApp'ı kullanmayalım? Bence kullanmamamız gerekiyor. Öncelikle bireysel bilgilerimizi paylaşmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum açıkçası. Telefon numaralarımız, oradan gönderilen ses kayıtları ki telefonun hafızasında meşgul eden içerikler bunların hepsi. Daha profesyonel bir şekilde ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle mail üzerinden çok kolaylıkla bu çalışmayı yapabiliriz. Şunu hatırlıyorum, lisede çalıştığım zamanlarda öğrencilerden bir video çekmesini istediğimizde ya da bir ses kaydı göndermek istediğimizde boyut çok fazla olduğunda mailden gönderemiyorlardı. WhatsApp'ta bazen sıkıntı çıkıyordu. USB'leri atıp okul bilgisayarlarına getirdikleri zamanlar oldu. Keşke o zamanlarda bunları fark edebilseydik ve çok kolay bir şekilde akışı sağlayabilseydik. Basıyoruz butona. Kısacık bir konuşma yapalım. Hi, my name is Saliha. Dinleyelim. Bastıktan sonra buradaki linki direkt alabiliyorum. Kopyalayıp istersen WhatsApp'tan istersen mail aracılığıyla linki paylaşabiliyorum. Link paylaşımında şöyle bir güzellik oluyor bizim için. Herhangi bir şey indirmek ya da yüklemek durumunda değilim. Linki paylaştığımda isterseniz kısacık uygulamasında da göstermiş olalım. Mesela kendime mail atabilirim. Acaba öğretmene gönderdiğinizde nasıl gözüküyor? Nasıl açılıyor? Buradan da bakmış olalım. Mail geldi. Tıklıyorum. Sıkıntı var mı? Bakalım. Tekrar bakalım. İçeriğin tabağını erişim sağlayabiliyoruz. Bu uygulamayı ayrıca şöyle de kullanabiliriz. QR koduyla disiplinler arası da bir çalışma yapabiliriz. Örneğin görsel sanat dersiyle İngilizce dersini birleştirebiliriz. Öğrencimizin çizdiği, okuduğu herhangi bir kitaptan bir karakterin çiziminin altına test kaydını QR koduyla ekleyebiliriz. Ve bunu bir sergiye dönüştürüp aslında İngilizce dinleme çalışması da yapabiliriz. Kişiler görsellere bakarlar ve altındaki kodu okutup
onun karakter analizini İngilizce'de dinleyebilirler. Bu tarz birleştirilmiş çalışmalar yapmak oldukça faydalı tabii ki. Sizlerin de bildiği gibi. Sanırım bu konuyu net bir şekilde anlatmış olduk. Devam edebiliriz. Okuma çalışmaları için online iki tane web sitesi önermek ve tavsiye etmek isterim. Bir tanesi daha çok küçük yaş grubu için, diğeri de ortaokul, lise, belki üniversite için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle Storyline'dan başlayacağız. Storyline online yani çok keyifli bir site. Normalde YouTube'dan herhangi bir story'nin hikayesini paylaşmak gibi değil. Buradaki hikaye kitapları yaklaşık 60'a yakın hikaye kitabı var. Kişiler tarafından okunuyor. Hikayenin içeriği de subtitle olarak paylaşılıyor ve ayrıca animasyon da eklenmiş durumda. Birçok özellik bir arada olduğu için öğrencinin takibinin bence daha çok sağlayabileceğiniz bir yapıda. Herhangi bir hikayeyi tıkladığımızda karşımıza ne çıkıyor? Bu içeriklerin hepsi YouTube'da da var. İstersek buradan da share butonuna basarak linki paylaşabiliriz. Detaylı bilgilendirmeler var. Kim tarafından yazılmış, kim çizimlerini yapmış, kim okuyor ve hangi seviyeler için daha uygun ve yaklaşık kaç dakika gibi. Kısaca göstermek isterim. Biraz hızlandıralım. Hocam, it's so slow. Ben bir Okay. kapıyorum çünkü. Tamamdır. Muhtemelen internetle alakalı bir durum var. Ben paylaşmış olayım. Siz daha sonrasında incelersiniz inşallah. Sonraki platformumuz StevensEducation.com. Bu web sitesi de şöyle bir içeriğe sahip. Yaklaşık 100 tane short story var. Ve bu short story'ler seviye seviye K12'yi baz alarak ayrılmış durumda. Aşağıya doğru indiğimizde elementary, middle and high school olarak bir ayrım olduğunu görebiliyoruz. Tıkladığımızda bazen şöyle olabiliyor. Hikayeler seçerken kendimiz okuyup analiz edip hangi seviye için uygun olduğunu karar verme süreci biraz daha uzun sürüyor. Bunun yerine alternatif olarak hazırlanmış, ayrılmış hikaye setlerine erişim sağlayabiliriz. Çok bilinen klasik hikayeler olduğu gibi çok da bilinmeyen farklı içerikleri zengin hikayeler de söz konusu. Burası ekstra çalışmaların yapılacağı bir web sitesi değil. Sadece hikaye sunuyor. Basit, kaliteli, basit dediğim şöyle, çok detaylı değil. Adı üstünde short stories tanımı altında hazırlanmış hikayeler. Bunları kullanarak ders içeriklerimizi zenginleştirebiliriz. Normalde şöyle yapıyoruz. Story okurken öğrencilerimize çıktı alıyoruz. Sitelerden kopyalayıp yapıştırıyoruz. A4'e sonra ulaştırıyoruz. Tüm bunların yerine bu sitedeki hikayeleri kullanmak isterseniz içerikler burada. K12 üzerinden ya da okullarımızın kullandığı özel sistemler varsa oradan link paylaşımı yapabilirsiniz. En altta nerede paylaşmak isterseniz oranın bilgileri mevcut. Linkler otomatikman gidiyor ve öğrencimiz hızlı bir şekilde okuma çalışması yapabiliyor. Daha çok büyük yaşlar için olduğunu söyledik. Şöyle yapabiliriz. Bir geri.
Pardon. Ortaokul içeriğine bakarsak eğer, tabii ki kültürel olarak tercih etmediğiniz hikayeler olabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hızlıca bakabiliriz hangi hikayelerin olduğuna. Ve high school için. O Henry hikayeleri, meşhur lisede O Henry ile büyüdüğümü söyleyebilirim. Gibi. Son platformumuzu da tanıtmak isterim. Yazma çalışmaları için oldukça pratik ve kolay olduğunu düşündüğüm bir platformu da tanıtmak isterim. İsmi Penzu. Penzu ücretsiz yeni bir web sitesi ve yazma çalışmaları için neredeyse dünyada 2 milyon üzerinde kullanıcısı olan, free kullanıcısı olan bir platform. Ekran paylaşımı yapayım tekrar. Penzu'ya geldiğimizde öncelikle kullanıcı adı ve şifre oluşturmamız gerekiyor. Daha öncesinde oluşturduğum için hızlıca bir erişim sağlayabiliyorum. Journal deniyor ama tabii bu her şeye dönüştürülebilir. Yeni bir yazı yazacağımız zaman new entry'ye giriyoruz. Yazdığımız bütün yazıları görebileceğimiz view all seçeneği var. Tabii ben hiç yazı yazmadığım için şu an bende gözükmüyor. Burada journal settings var. Ayarlar yapabiliyoruz. İstersem journal'ımın rengini değiştirebilirim. Ya da yazı boyutunu değiştirebilirim. Fakat tabii ki ücretsiz sunulan kaynaklar oldukça kısıtlı. Örneğin şu içeriklerden cover'ı değiştirmek istersem birçoğu ücretli. Bakalım ne çıkıyor karşımıza. Hemen bir ödeme. Genel olarak tek renkler ücretsiz diyebilirim. Yine yazı boyutunda da izin verilen içerikler var. Ücretli olanlar zaten yanlarında bilgileri var. Yazı boyutuyla alakalı da değişiklikler yapabilirim. Ve bütün bu değişiklikleri de buradan kaydediyorum. Ayarlar dediğimiz yerde erişim sağlanması, sağlanmaması ile alakalı içerikler. Şöyle yapılabiliyor. Penzu'yu tüm sınıfımın kullanmasını istiyorum. Öğrencilerimizin kullanıcı adı ve ID oluşturması bazen mümkün olamayabiliyor küçük yaşlardan dolayı. Tabii büyük yaşlarda bu daha mümkün. Kullanıcı adı ve ID, password oluşturulduktan sonra burayı bir writing alanı olarak kullanabiliriz. Yazdığımız her yazı, şimdi dahil olunca detayı görmüş olacağız. Bir title belirliyoruz ve zaten günümüz otomatikman kaydediliyor. Yazı boyutu, özelliği, rengi aynı bir Word belgesinde olduğu gibi bütün özellikleri sahip. Şu güzel bir özellik, timestamp dediğimiz, hangi dakikada yazdıysam o da ekleniyor. Bazen deadline veriyoruz öğrencilerimize yazı çalışmaları için. Saat de veriyoruz deadline'larda. Bu noktada sanırım bu faydalı olabilir. İstersek resim de ekleyebiliyorum. Mesela işte cat'lerle ilgili bir yazı yazıyorsam bunu zenginleştirmek ve güzelleştirmek adına Google görsellerden istediğim herhangi bir resmi indirip bu çalışmamın yanına da ekleyebiliyorum. Birçok özellik yukarıdaki ücretli. O yüzden onlara hiç dahil olmuyorum. Hızlıca ilerlemek istiyorum. Mesela bir yazı yazalım. Hello. Today I'm so sad gibi bir yazı olsun. Ve ben yazımı tamamladıktan sonra şöyle geçelim. Yukarıda gördüğünüz gibi saved a few minutes ago. Yani yazdığımız her şey otomatikman aslında kaydediliyor. Save now dediğimizde de tamamını kaydetmiş oluruz. View all'a geldiğimizde sol tarafta yazdığımız içerik
Hemen gözüküyor. İstersek buradaki çalışmanın share yapabiliyoruz. Geri gelip düzeltmeler de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan print de alabiliyoruz. Yani öğrencimiz bize gönderdiğinde bu kaynağı sayfanın çıktısını alıp direkt üzerinde düzeltme yapabiliriz. Sistem şuna izin vermiyor. Eğer bana öğrenci benimle linkini paylaşırsa ben yazdığı sayfayı görebiliyorum. Ama üzerinde bir değişiklik yapamıyorum. Free olmayan accountlarda anladığım kadarıyla bu özellik geliştirilmiş. Biz en fazla şunu yapabiliyoruz. Öğrenci bize gönderiyor. Biz okuyabiliriz, not alabiliriz. Belki Vocaro ile sözlü bir geri dönükte bulunabiliriz hatalarıyla alakalı. Ama yazı olarak, profesyonel olarak geri dönüş sağlayamıyoruz. Şöyle bakalım. İstersek silebiliriz yine. Şöyle yapmak durumunda kaldık. Muhtemelen siz de girmişsinizdir bu süreci. Online eğitimde yazma çalışmalarını takip etmek ve yürütmek hepimizi oldukça zorladı. Öğrencilerin yazıp yazmadığından dahi emin olamadığımız süreçler yaşadık. Kameraların açılmadığı, açmalarını tercih etmedikleri durumlar oldu. Yazıları çok böyle sanki dijital ama çok daha verim sağlayamadığımız şekilde yürüttük. Örneğin öğrenci ödevini ya da istediğimiz kompozisyonu, içeriği defterine yazdı, fotoğrafına çekip bize WhatsApp'tan attı. Muhtemelen birçok kişi buna maruz kalmıştır. Bu uygulama bütün bu trafiği ortadan kaldırabiliyor. Daha dijital bir ortam sağlayarak ilerlemiş oluyoruz. Evet, son platformumuz da Penzo'ydu. Soru sormak isteyen olursa biraz vaktimiz var. Soruları alabilirim. Pardon. El kaldıran olursa söz hakkı verelim. Ya da mikrofonunuzu açmanız mümkünse dinleyebilirim. Sanırım net. Her şey anlaşılmış. Buyurun. Selamlar hocam. Merhabalar. Merhaba. Ben Arapça hocasıyım. Şu ana kadar bize tanıttığınız siteler yoğunlukta İngilizce olduğunu düşünüyorum. Yazılı Arapça kullanabiliriz gerçi ama yabancı dil dediğimizde sadece tabii ki İngilizce olarak anlaşılmamalı. Arapça ile ilgili bize yani tavsiye edebileceğiniz, önerebileceğiniz siteler var mı? Ya da karışık olabilir yani Arapça, İngilizce. Farklı dillerden müteşekkil de olabilir. Tabii ki. Şöyle diyebilirim. Bu tanıttığım yaklaşık 5 platformun 2 tanesi bütün dillerde kullanılabilecek içerikler. Örneğin Vocaro ve Pens uygulaması. En çok zorluk yaşadığımız beceriler. Speaking, listening ve yazma boyutları. Pensu'nun sanırım ücretli uygulamasında farklı diller ve alfabelerin uygulanışı var. Bu noktada iki web sitesiyle destek olabilirim. Arapça ile özel çalışma alanım olmadı. Fakat araştırıp bana mail adresini size iletebilirsiniz. Destek olmaya çalışayım. Çok teşekkür ederim hocam. Hadi. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum çok. Başka soru? Sanırım. Yok. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Vaktinizi almak istemem. Vakit ayırdığınız ve geldiğiniz için, sabırla dinlediğiniz için, emek verip sonuna kadar kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.